Evet sayın seyirciler, şimdi ise bir telefon bağlantımız var. Telefon attığımızda BTP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Burak Güven telefon attığımızda. Sayın Güven, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Şu anda deprem bölgesindesiniz, Hatay'dasınız ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da bölgede incelemelerde bulunuyor. Acaba izlenimlerinizi alabilir miyiz? Ben öncelikle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Özellikle bu deprem felaketinin yaşandığı bu ortamda dair annelik görevini sonuna kadar yerine getiren kadınlarımıza özellikle şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Evet. Biz ilk olduk günden bu yana her zaman deprem bölgesindeydik. Bağımsız Türkiye Partisi teşkilatları olarak yaraları sarmak adına teşkilatımız o günden, ilk günden bugüne kadar sahadaydı. Genel Başkanımızın talimatlarıyla yapılan bütün faaliyetleri tekrar yerinde görmek ve buradaki vatandaşlarımızın bir daha hanelerini sormak, dertlerini bir yüz yüze görmek üzere bir kez daha bu deprem bölgesine gelindi. Evet. Tabii sahayı her zaman hissediyorum, görüyoruz ama geldiğimiz manzara o günden bugüne çok değişmiş değil. Maalesef ki gene burada birçok yara sarılmamış vaziyette duruyor. Evet. İnsanlarımızın söylediği şeyler tabii ki çok vahim. Hala enkazı kaldırılmamış evler, hala içinde bulunan canlar, artık ümit kesilmiş dahi olsa insanların, kendi canlarının en azından burada bir mezarın olmasını istedikleri bir ortam var. Evet. Ama süre o kadar uzadı ki tabii ki çok ben acı şeyleri söylemek istemiyorum ama manzara gerçekten çok iç açıcı değil o yönüyle. Evet. Ve hala çocuklarımızın bir ortamı yok, pedagojik olarak, sosyal ve psikolojik olarak onlara yaklaşan bir devlet elini uzatmış değil ve onların bu psikolojilerine çocukluklarını yaşayacakları bir alan oluşturma noktasında herhangi bir çalışma daha göze çarpmıyor. Evet. Televizyon ekranlarında Merkez TV bunu çok ciddi bir şekilde yansıtıyor sahaya ama genel vatandaşlarımızın gördüğü manzara belirli bir kısmı, belirli bir ekranı gösteriyor. Evet. Orada da yapılan çalışmaları gösteriyor. Yapılan şey gene gördüğüm şu ki inşaat temizleme, inşaat kaldırma, enkazları bir yere bırakmadan öteye giden çok ciddi hiçbir çalışma yok. Evet. Ve bu süre uzadıkça buradaki insanlarımız bu bölgeyi dezavantajlı bölge olarak yaşadıklarından dolayı artık memleketlerinden, vatanlarından maalesef ki daha fazla kopmaya başlamışlar. Yaşayan insan sayısı burada bulunan insan sayısı çok az. Yaşayanlar da bu olumsuzlukları yaşadıkça yeni yer tekrar Türkiye'nin başka bölgelerine, başka vilayetlerine göç etme planları yapıyorlar. Buralardan uzaklaşmanın derdine düşüyorlar. Ama biz bu kadar yavaş kalırsak, çünkü üstünden bir ayı geçtik artık. Evet. Bu sürenin geçmeye bir geldi. Siz yaraları sarmadığınız zaman insanlar buralardan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü buradaki psikoloji hala çok ağır. Evet. Yani yan komşunuzu düşünün, bir mahalledeki diğer akrabanızı düşünün. Hala enkaz altında olanlar var. Onlara ulaşamıyorlar. Hayatın bazı şeyleri esnaf, vatandaş el ele düzeltmeye çalışıyor. Bazı lokantalar, manavlar açılıyor. İnsanlara bir şekilde ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor ama tabii ki bunun ötesinde sadece karın doyurmak değil artık. Evet. Çok ciddi bir şekilde psikolojinin ağır geldiği, bu yükün taşınamadığı bir ortam oluşmuş durumda maalesef buralarda. Evladına bakıyor, evladını düşünüyor. Çocukluğunu yaşayamayan, sıkıntılar yaşayan bir evlat. Artık günü geçiremedikleri bir ortam var. Çadır kentler kurduk biliyorsunuz. Hatay'da çadır kentler o yaşanan rüzgarla beraber çadırlar söküldü aslında. Evet. Yeni yapılan çadırlara bakıyorsunuz. Birçoğu getirilip nehir kenarlarına tekrar kurulmuş durumda. Osmaniye'de de bunu teşhis ettik, gördük. Yani depremin alamadığı canları sene teslim edercesine getirilip nehir kenarına yapılan çadırlar. Hala konteyner noktasında çok ciddi eksikler var. Biz yolda gelirken de baktığımız gelen konteyner sayısının buradaki yaşayan insanları bile, yani bu kadar şehirler boşalmışken, insanlar başka vilayetlerde kendilerine yaşam ortamı ararken gelen konteynerların buradaki insan sayısına bile yetmesi mümkün değil. Kesinlikle. Buradan çıktık diyorlar, gidenleri duyuyorlar. Giden insanlarımıza sağ olsun, vatandaşlarımız, imkanı olanlar, olmayanlar. Ev buldular, ev tuttular, içini döşediler, yardımda bulunmaya çalıştılar. Biz
Oraya gelen vatandaşlar hem otellerde hem de evlerde misafir edildi, yerleştirildi ama yani bu sayıların bu şekilde gittiği yerlerde artık ev kiraları da çok ciddi arttı. Evet. Fahiş rakamlar ortaya çıktı. Geldikleri yerlerde bunlara da gücü yetmiyor. Buna da ev tutamıyorlar. Böyle olduğu zaman o depremin yarısı bir kat daha artmış oluyor. Evet. İş yok. İşsizlik imkanı var. Devletin vermiş olduğu rakamlar onların yani belki bir ayını hadi idare etti diyelim ama hayat bir ayda bitmiyor da çok uzun süre bu zorluklar devam edecek. Dolayısıyla yani herkes başını ellerinin arasına almış kara kara düşünüyor. Böyle bir günde devletini yanında görmek istiyor. Bunu da yaşayamadığı zaman açıkçası insanların kahretmeye başladığını çok ciddi bir şekilde görüyoruz burada. Kesinlikle. Bir an önce hem buradaki vatandaşlarımıza hem de buradan geçici süreyle olsa da çıkan vatandaşlarımıza devlet çok ciddi elini uzatmak zorunda. Konut olarak başlanan konutların da yerinde görmeye çalıştığımızda çok ciddi öyle bir konut çalışması daha başlamış değil. Evet. Bazı yerlerde böyle kısmi temel kazıları başlamış durumda. Fakat bu konutlar da şehirlerin şu an çok uzak farklı bölgelerine yerleştiriliyor. Evet. Yerleştirilen bölgelere, yerleştirilmesi planlanılan bölgelere baktığımız zaman bunların da mevcut zeminden çok farklı zeminler olmadığını şu an için görüyoruz. Sağlam zeminler buralar değil. Evet. Görünen bu. Yani evet. Ben zemin etütlerini muhakkak ki yapılması gerekiyor zaten. Yani ama o zaman şu an inşaatların başlanıyor olması şu sonuca götürüyor mu bizi Sayın Güven? Yani zemin etütlerinin daha bitirilmeden inşaatların başlandığı sonucuna varabilir miyiz? Maalesef ki bize o korkuyu veriyor. Çünkü evet. Yapılan ortam gene her bölgede biliyorsunuz Türkiye'nin şehirleşmesi maalesef ki ovalara yapılıyor. Evet. Türkiye'nin genel sıkıntısı sadece buralarda değil diğer yerlerde de öyleydi. Şimdi tekrar Osmaniye'de, Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da yapılan yerlere baktığın zaman gene ovaların bir başka bölgesine yapılan evler. Evet. Şimdi şehirleri de ciddi bir şekilde dağıtılıyor. Yani düşünün Hatay'ı komple ovanın 3 farklı bölgesine yapıyorsunuz. Çok uzak yerlere yapılıyor. Tekrar buralar birleşmek zorunda kalacak. İnsanların bazı alışkanlıkları da var. Bu alışkanlıkları bir yerde terk ettirmenin mümkün değil. Tekrar ne olacak? Nereye gidecek? Yani yine evet. Çok plansız, programsız, alelade ve alelacele günü kurtarmak adına yapılan planlar olduğu maalesef ki burada gene gün yüzüne çıkıyor. Evet. Daha kalıcı çözümler bulmalı ve çok hızlı. Bir ay içerisinde, yani bir ay sonrasında buraya geldiğimiz zaman yapılan tek şey tepki gücüyle enkaz kaldırmaktan ve o enkazları bir yere götürüp toplu bir şekilde koymaktan öteye giden bir çalışma olmadığını görüyoruz. Bu inşaat hızıyla, bu yaraların sarılma hızıyla buralarda kalan insanlarımızın da uzun soluklu buralarda kalma isteği veya tekrar gidenlerin geri dönmelerinin çok mümkün olmadığı maalesef ki görülüyor. Evet. Biz bugün çocuklarımıza da, kadınlarımıza da dokunmaya çalıştık. Onların dertlerini dinlemeye çalıştık. Yani düşünün bir oyuncağa hasret burada birçok çocuk var. Ayağında ayakkabısı olmayan hala çocuklarımız var. Evet. Bonto olmayan çocuklarımız var. Yani Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi sivil inisiyatif burada almış olduğu güçle beraber gaz yaraları sardı. Ama bu iş tabii ki her zaman olması gerektiği gibi sivil inisiyatifle ne kadar yapılabilir değil mi? Tabii kesinlikle yani devlet gücünün devlet organizasyonunu hissetmek istiyor insanlar. Evet. Ama burada geldiğimizde de duyuyoruz AFAD gelen yardımları sırları alıyor. İşte organize bir şekilde dağıtmak için söylenen sözlerle topluyor. Ama daha sonrasında yapılan şey çok vahim. Yani akşama kadar çok küçük yardımları alabilmek için koşuşturan insanlar, akşama kadar beklenen sıralar ve su ihtiyacınızı almak için başka bir yerde başka bir kuyruğa giriyorsunuz. İşte gıda ihtiyacınızı almanız için başka bir yere başka bir kuyruğa giriyorsunuz ve bu kuyruklar çok uzun saatler sürüyor. Yani depremden çıkmış zaten şu an ağır yük altında olan bu insanları bir de bir yardım dağıtıyorum adı altında farklı noktalarda gidip saatlerce bekletmek de işin ayrı bir garabeti açıkçası. Kesinlikle. Çok yorulduklarını görüyoruz. Biz yani elimizden geldiği kadar Bağımsız Türkiye Partisi olarak planlarındayız.
Diğer sivil inisiyatiflerin de yanlarında olduklarını görüyoruz. Ama bunun tabii ki yeterli olması mümkün değil. Yani AFAD'ın, Kızılay'ın çok ciddi bir şekilde bu işe eğilmesi lazım. Ve gerçekten bir devlet bilinciyle, devlet şuuru bilinciyle, devlet adamı bilinciyle bu işi daha ciddi ele almaları lazım. Maalesef ki biz göremedik. Evet. Çok da hani dışarıda olan vatandaşlarımızın da kanayan yaralarını bir kez daha kanatmak istemiyorum. O yüzden cümlelerimi böyle biraz daha özenle seçmeye de çalışıyorum. Fakat her geldiğimizde böyle biraz daha bizim de gönlümüz burularak buradan çıkmak da artık bizi de son derece rahatsız ediyor. Evet. Çünkü her nereye baksanız bir acı var. Anlatılan olaylar çok üzücü ve şu an kalanların da hala bu psikolojiyi yaşıyor olması ayrıyeten bizi daha çok üzdü. Son bir soru, fazla vaktinizi almayacağım. Henüz çadır noktasında belli bir noktaya gelinemedi değil mi? Hala çadır ihtiyacı var değil mi? Çadır ihtiyacı var, konteyner ihtiyacı var. Bir de şu var, yani şimdi insanlarımız bir felaket yaşadı. Evet. Bu felaketten çıktı. Tamam, bu felaketten çıkan insanlarımızı buna mı mahkum etmemiz lazım? Yani böyle mi yaşaması lazım? Evet, kesinlikle. Yani siz bir sıkıntı yaşadınız diye senin layığın bu mu demek istiyoruz? Yani Türkçesi nedir bunun? Bir şekilde bir çözüm ulaştırması lazım. İnsanların buradaki yaşam standartlarının yükselmesi lazım. Kesinlikle. Biz okullar bir an önce açılsın, çocuklar akranlarıyla bir arada olsun, bu sıkıntıları oyunlarla, öğretmenleriyle beraber atsın diyoruz. Siz öğretmenlerimizin geri dönüş süresini tekrar öteliyorsunuz. Niye? Çünkü buradaki eğitim şartlarını, öğretmenlerin barınma şartlarını oluşturamadığınız için. Evet. Şimdi okulları kapattınız, dediniz ki devam zorunluluğu yok, öteledik. KYK yurtlarını kapattınız, depremzede vatandaşlarımızı yerleştireceğiz diye buradaki insanlarımızı oraya yönlendirdiniz. Şimdi duyuyoruz ki maalesef, umarım ki doğru değildir, ama yerleştirilen otellerden turizm sezonu artık geldiği ve başlamaya yüz tuttuğu için oralardan çıkartılan insanları duyuyoruz. Yani hiçbir şeyi sağlıklı bir şekilde çözüme ulaştırmadığınız için en büyük çözümünüz ötelemek, başka bir noktaya taşımak. Evet. Nereye kadar bunu öteleyebilirsiniz? Yani ortada gün gibi duran bir gerçek var, bir sorun var, bir problem var. Biraz daha ötelemek, biraz daha ötelemek. Ötelediğiniz her şey, halının altına süpürdüğünüz her şey, bu insanlarımızın bugün yaşadığı şey ve yarın bir daha karşısına çıkacağı şey. Çok yazık yani. Ben depremin başından beri sizinle de katıldığım yayınlarda da özellikle de söylüyorum. Burada çok ciddi bir psikolojik destek için PDR ekiplerinin, devletin psikolojik birimlerinin burada olması lazım. Çocuklarımız için de en kıymetli şey akranlarıyla beraber bir olup bu yaranın sarılmasıdır. Onun için de gayret göstermesi gerekiyor devletimizin. Peki. Sayın Güven, yapmış olduğunuz açıklamalar için, değerlendirmeler için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.